Çünkü çok düştü. Şimdi bir başka haber. Yine e, hem ailemizi hem cebimizi ilgilendiren bir haber. Biliyorsunuz Başbakan 3 çocuk ısrarı var ve e, her gittiği dünde en az 3 çocuk her gittiği yerde de dile getiriyor. Neticede neden? Çünkü nüfusun e, yaşlanmasından çekinildiği için. Daha doğrusu araştırmalar o yönde. E, İstanbul'da Serbest Muhasebeciler Odası da bir araştırma yaptı. Peki dedi bir çocuğun maliyeti aileye ne kadar? Sadece bir çocuğun maliyeti ekrana geliyor. Çocuk doğduğu andan e, tabii o doğuma kadar geçen süre ve üniversiteyi bitirene kadar, bir araştırma işini eline alana kadar diyelim. Öncelikle anaokulundan başlayarak okulundan başlayarak e, üniversiteyi bitirmesine kadar ne kadar harcamak gerekiyor bir çocuk için? Dar gelirli aile 4500 lirayı bir kere gözden çıkarmak zorunda. Bu sadece anaokulu ve üniversite. Yani aşağı yukarı 2 iki yaşlarda, 2,5 iki yaşlarında, 3 yaşlarında başlayıp 19, 20, 21 yaşına kadar giden süreç. Peki ucu açık, e, üst düzeyde yani üst gelir grubunda 668 bin lirayı buluyor. Bir de buna e, öncesi ve sonrası da katılıyor. Tabii ki yani doğum, bakım, kreş, sağlık, giyim, ulaştırma ve gıda giderleri de hesap ediliyor ve İstanbul Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası'nın çıkardığı rakam 80 bin lira dar gelirli aile için bir çocuğun e, ana rahmine düştüğü o andan e, üniversiteyi bitirene kadar ki eli ekmek tutana kadar ki harcaması gereken para 80 milyar civarında dar gelirli bir aile. Zengin ailelerin harcaması gereken para ise 1 milyon. Yani onlar ucu açık zaten. Para bol olduğu için istedikleri kadar harcayabiliyorlar. 1 milyonların üzerinde. Bu arada yine yapılan bir araştırma. Türkiye'de 75 milyonluk Türkiye'de 17 milyon 235 bin öğrenci var. 17 milyon 235 bin öğrenci var. Bunlardan 613'ü %3,5'ü özel okullarda eğitim görüyor. Bu da yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Bunu da yapan İstanbul Serbest Muhasebeciler Odası'ydı.